Yunus hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nereden geliyorsun? Mersin. Kaç yaşındasın? 16. Ne iş yapıyorsun? Vallahi stand-up'la uğraşıyorum. Kaç yıldır? Çok iyi. 2 haftadır. Çok güzel. Ben evet diyorum. Biraz gizemli oldu senin konuşma da. Sen 16 yaşındasın, ne iş yapıyorsun? Okula gidiyorum abi. Tamam. Okula gidiyorsun, öğrencisin. Evet. Aynı zamanda da stand-up'ı mı seviyorsun? Evet abi. Allah Allah. Ne zamandır stand-up yapıyorsun? 2 hafta abi. Ben şimdi okuldan geldim abi, bir gün dedim bir video yollayayım dedim. Onu yolladım, çağırdılar işte. Videoyla başvurdun? Evet. Videonu çektin, yeteneksizliğe başvurdun. Evet. Bizim arkadaşlar da ilginç buldular. Evet. İlginçsin zaten. Olağanüstü sempatik yani. Çok ya, acayip. Peki yani daha önce hiç okulda falan böyle arkadaşlarına falan yapmadın mı bunu? Direkt 2 hafta önce mi insanları güldürmeye başladın? Yapmıştır. Yok abi, önceden sınıfta yapıyordum, bana stand-up yap diyorlardı işte. Ben de video çektim. Ha. Yani hep yapıyordun eskiden beri. Evet. Hayatında ilk defa mı sahneye çıkıyorsun? Evet. Son olmaz değil mi? İnşallah. Okuldan ne dediler gelirken? Git dediler işte, destekliyoruz falan dediler. Yalandan diyorlar o. Git ben git. Öğretmenlerin haberi var mı? Var. Onlar ne dedi? Onlar da git dedi işte. Kendine güveniyorsan falan filan dedi. Öyle şey olmuş yani. Yiyorsa gibi bir şey olmuş yani. Evet. Yiyorsa git yani. Öğretmenlerine hiç bu yeteneğinden bahsettin mi sen? Yok, yok abi, orada söylemedim onlara. Zaten son gün söyledim buraya gelirken. Ben gidiyorum dedim. Evet. Şaşırmışlardır herhalde. Biraz. Derslerde nasıl? Öğretmenlerini dinleyen bir avam mı var hep? Ya genellikle öğretmenler beni dinliyor abi yani. Çok konuşuyorsun diyorlar abi derste. Efendim? Aynen öyle. Çok konuşuyorsun diyorlar derste işte. Konuş ya. Ne konuşuyorsun? Arkadaşlarla sohbet ediyoruz işte. Derste. Evet. Çok da konuşmamak lazım ama, değil mi? Evet. Öğretmenler de ders anlatacak ya o sırada. Evet. Peki. Başlayacaksın o zaman. Başlayalım. Başarılı. Para lazım işte abi. Babama para ver dedim. Adam sanki para neyi bilmiyor abi. Paranın icadından haberi yok. Verdiği cevaba bak. Ne parası? Mont alacaktım işte abi. Bir monta 50 TL verip alan da var, 1000 TL verip alan da var. Şahsen ben bir monta 1000 TL versem mont üşümesin diye sokakta giymezdim. Suyun 7 TL olduğu restoranlar varmış abi. Boğazıma bir şey takılsa bir kenara çekilir, sessiz ölmeyi beklerim. Genel olarak da hayatta çok şanssızım abi. Bir saatlik ömrüm kalsa saatleri ileri alırlar. Abi bu hayatta hepimizin saçma olduğuna inandığımız hikayeler vardır. Benimki ise az daha zorlasam rüyamda 2 sezon dizi çekeceğim. Adam hala gelmiş, en uzun rüya 7 saniyedir diyor. Bizim ailede romantizm diye hiçbir şey yok Atır abi. Anneme sordular işte, kocanızla ortak yönleriniz nelerdir? Annem de dedi ki aynı gün evlendik. Bir insanın yılda ortalama 8 sevgilisi oluyormuş abi. O zaman ben insan değilim. Bu kadar abi, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eser. Evet, yine bir sahne vakasıyla karşı karşıyayız. Bir vaka bu tabii yani. Sahne o kadar enteresan bir yer ki sen... Hani sen utangaç oldukça, daha çekindikçe seyirci seni daha çok sevmeye başlıyor, sahipleniyor. O sahiplenme esnasında da bir karşılık bulabilirse eğer, birden burada alkışlar, işte ışıklar, her şey sana dönüyor. Ve anlattığın hikayelerin hepsinde çok iyi şakalar vardı. Şimdi benim en önemli soracağım şey şu, sen yazıyor musun bunları? Evet abi, bunu bir de bir saatte yazdım yaklaşık olarak.
Ben çok istiyordum bu yarışmaya katılmak. Hep izliyordum en başından beri. Sonra dedim oturayım dedim abi, oturdum işte. Bir kağıda... Çok, çok güzel şeyler yazmışsın. Bir iki böyle hani fıkradan diyeyim, biraz böyle internetten diyeyim bir esinlenmeler gördüm ben. Olabilir. Bence onları abi, onu burada... birden yazdığım için aklıma gelen her şeyi yazdım. Aynen. Onlardan yani oradan bakıp yazmışsın demiyorum.